diye. Tanıyorsunuz bizi, aldatmadık hiç sizi. İsrafı kayırmayı önler Saadet Partisi, önler Saadet Partisi. Ülkemin ihtiyacı liyakat ile hizmet, aşk ile yola çıktı, geliyor işte saadet. Gayretle çalışırız, ilkemizdir adalet. Çare var gümbür gümbür, geliyor işte saadet, geliyor işte saadet. Ülke sevgisi, ordu sevdası parolamız bu yolda. Birlikte başaracağız inşallah. Ben ev sahibiyim. Ev sahibi. Evet. Sayın Bakanım, Sayın İl Başkanım, Sayın Cezvekilim, İl Başkan Adayım. Güzel insanları, hoş geldiniz. Tabii biz Gözmüyürler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak malumunuz 31 Mart'ta bir yerel seçim var. Tabii ki biz bir sivil toplum örgütü, tüm siyasi partileri burada ağırlamaya talebi olanları burada karşılıyoruz. Geçen ağırlamıştık. Bugün kıymetli İçişleri Bakanımız Sayın İdris Naim Şahin Bey'i karşılıyoruz. Ama onun öncesinde bir iki konuya değinmek istiyorum. Birincisi şu. Biz Ordu, Altın Ordu'da yaşayan Gölköylüler olarak Altınordu ilçemizde nüfusumuzun 1/5'ini, seçmenin 1/4'ini, 1/5'ini temsil eden Gölköylüler olarak Altınordu'da yaşamayı kendimize şiar edindik. Tabii işte burada Gölköy'ümüzün çok müstesna yerlerinden kalemiz var. Ulu Gölü'müzün resmi karşımızda. Yani ömre ömür katan yer diye adlandırılıyor Gölköy. İşte bir tarafta Gölköy'ümüzün ekonomisini, Gölköy'lülerin istihdamını sağlayan enerji, iletim hatlarında ve inşaatta çalışan, ekmek parasını getiren insanlarımızı sembolize eden bir resmimiz de var. Arkamızda da ülkemizin, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in resmi var. Şunu anlatmak istiyorum.
Biz Altınordu'yu benimsedik. Biz paramızı Antalya'da kazanıyoruz, Diyarbakır'da kazanıyoruz. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde enerji iletim hatlarında ekmeğimizi, paramızı, aşımızı kazanıyoruz. İş adamımız vergisini, sigortasını, her şeyini Altınordu'da ödüyor. Kazancını da buraya getiriyor, çalışanı da buraya getiriyor. Tüm yatırımlarımız burada. Ama üzülerek belirtmek istiyorum ki bunda tabii bizim de hatamız var. Altınordu'da ve Büyükşehir'de Gölköy'den bu dinamik Altınordu'ya ve Ordu'ya kattıkları ekonomik dinamizmin karşısında maalesef yeterli seviyede temsil edilemiyorlar. Tabii ki biz Gölköy'lü olsun da ne mahiyette olursa olsun Altınordu'da müdür olsun, Büyükşehir'de daire başkanı olsun demiyoruz. Liyakat esaslı. Liyakat esaslı tabii ki bu tür taleplerimiz de var. Ben sözü daha fazla uzatmadan gerçek sahibine bırakmak istiyorum. İçişleri Bakanımız Sayın İdris Naim Şahin, Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Buyurun Sayın Bakanım. Karadeniz'in merkez ili Ordu. Çok güzel ilçesi. Turizm ilçesi. Görülmesi gereken, görenleri sevindiren, görmeyenlerin kayıp içinde olduğu gölümüzün, ordumuzda yaşayan, altın ordumuzda yaşayan veya başka yerlerde yaşayan ama Gölköylülük ruhuyla her yerde övünen çok saygıdeğer mensupları. Gölköylüler Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin değerli mensupları. Öncelikle saygıdeğer başkanımız soyadaşım Sayın Mustafa Şahin'e sizler adına buraya yaptığı davet için teşekkür ediyorum. Davete icabet ettiğimiz bugün de bu anda kendisiyle birlikte ve onu yalnız bırakmayan siz değerli Gölköylü hemşerilerime, kardeşlerime de yüksek misafirperverliğinizden ve gösterdiğiniz hüsnü kabulden dolayı çok çok şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. İnşallah. İnşallah her beraberliğimiz, her buluşmamız bugünkü gibi son derece sevgi dolu, saygı dolu, umut ve huzur dolu bir şekilde devam eder. Etmelidir, ettirmek hepimizin, Sayın Başkanım, sizin, benim ortak görevimizdir. Sadece Gölköy değil, Mesudiye'den İkizce'ye, Ünye'den Hülyalı'ya, 19 ilçemizin her derneğiyle, her kesimiyle, her insanıyla birebir, her insan topluluğuyla yine yüz yüze ortaklaşa huzur ve güven içerisinde umut buluşmalarımızı, akıl ve ahlaki temeldeki birlikteliklerimizi bundan sonra da devam ettirmek, arzu ve kararlılığımızı burada ifade etmek durumundayım. Ezan okunuyor ama bizim konuşmamız orayı sanırım olumsuz etkilemiyordur. Biz devam edelim. Değerli dostlar, ben tabii Ordu'yu yeni tanıyan bir hemşehriniz değilim. Gölköy'ü de yeni duyan, yeni bilen veya yeni görecek olan birisi değilim elhamdülillah. Ama Gölköy öyle bir derya ki, Allah razı olsun, bir hocamız ve bir gazeteci arkadaşımız ortaklaşa özellik ve güzellikleriyle bir Gölköy belgesel kitabını hazırlamışlar. Başka kitaplar da vardır. Dün itibariyle bana bir Gölköylü hemşehrim bunu getirdi, takdim etti. Şöyle yolda, arabada epey de bir karıştırdım. Yani Gölköy'ü tanıyabilmek için galiba benim bir 5 seneye ihtiyacım var. Gölköy gerçekten
Görgül'e gerçekten doğasıyla, coğrafyasıyla, güzellikleriyle ve insanıyla büyük bir kültür, büyük bir zenginlik. Hakikaten ben öğrenmenin sınırı ve yaşı yok. Şu kitaba şöyle bir göz attığımda bu söylediğim sözü latife olmanın veya iltifat olmanın ötesinde bir gerçek olarak söylüyorum. Ama inşallah biz o 5 yıl içerisinde hem Gölköy'ümüzü, hem Ulubey'imizi, hem Mesudiye'mizi, Korkan, Bumruk, yani bu hattı bala ve arkasını inşallah böyle köy köy, dere dere, köy mahalle mahalle, yayla yayla, oba oba tanıyacağız. Bize benim dersimi hızlı öğrenmem için de benden fazla bilen başkanlarımız, sizler de yardımcı olursanız ben de inşallah bir Gölköylü gibi Gölköy'ü daha fazla tanımayı ve sevmeyi, zaten seviyorum da daha çok sevmeyi ve ilgilenmeyi arzu ediyorum. Değerli dostlar, 19 ilçemizden birisi ama her ilçemiz kendine göre çok farklı. Konumu farklı, coğrafyası farklı, hatta kültürel özellikleri bile farklı. Gölköy'de yapılan bir üretim parası Akkuş'ta yapılmayabiliyor. Veya Akkuş'ta yapılan, pişirilen bir yemek Ünye'de pişirilemeyebiliyor. Ulubey'de var olan bir doğa güzelliği Gürgentepe'de olmayabiliyor. Ama Gürgentepe'de var olan bir güzellik de Kabadüz'de olmayabiliyor. Hakikaten şehrimizi, biz ilimizi bir bütün olarak hiçbirimiz tanımıyoruz. Ben bütün olarak tanımaya çalışıyorum. Her çalıştığımda yeni bir güzellik, yeni bir özellikle karşılaşıyorum. Bundan şikayetçi değilim. Bundan şunu söylemek istiyorum. Hakikaten büyük bir doğa hazinesi, büyük bir tarih hazinesi, büyük bir kültür hazinesinin içinde yaşıyoruz. Büyük şehir yapısıyla inşallah başta yöneticilerimiz olmak üzere tüm hemşehriler olarak, gurbettekilerin bu işin biraz daha farkında. Çünkü onlar hasret oldukları, içinde oldukları için daha fazla ilgi duyuyorlar, daha fazla öğreniyorlar. İçinde yaşayan, yani benim birinci ordu dediğim buradaki ordu olarak da biz bu şehrimizin hazinelerini inşallah daha çok tanıyacağız. Daha çok tanıyabilmek için kolay gidebilmek lazım. Kolaylıkların olması lazım ki çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız, hatta hepimiz daha rahat gidelim, daha çok tanıyalım. Dolayısıyla maalesef Gölköy'ümüzün benim de kısa da süren ordu milletvekilliği dönemimde epey bir çaba gösterdik ama sonuçlanmayan bir merkezden Gürgentepe, Gölköy'e devam eden karayolu problemi var. Bu problem şu ana kadar giderilememiş. Tarihine baktığımda yıl 2002, gene bir seçim dönemi. O zaman da kayıtlarda o gün Ordu'dan milletvekili olan iktidar partisindeki arkadaşlarımız, ben değildim tabii. Ben 2011'de bir geldim, bir de gittim, şimdi tekrar getirdiniz. Söz vermişler, bu sorun değil, çözülecek demişler. Ama aynı söz 2019'da da yine tekrarlandı. İnşallah iktidar partisindeki benim arkadaşlarım, sizin hemşerileriniz bu sözün gereğini unutmadan yaparlar. Ama bana da düşen, bize de düşen, belediyeye ait bir proje olmamakla birlikte ana Gölköy, Gürgentepe yolunu söylüyorum. Bunun sizler gibi, sizler adına, sizlerle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı olarak makul, meşru ve yapıcı takipçisi olma noktasında ben de sizlerle birlikte olacağım. İnanıyorum ki makul, meşru ve haklı, yapıcı istek ve sesimiz gür çıkacak ve hep beraber sorumlularıyla birlikte tartışmadan, daha sürtüşmeden birlikte bunu inşallah çözeceğiz. Çözülsün, başarı herkesin olsun. Bizim bu noktada şu yapmış, bu yapmış, şu yapılamamış
gibi bir kapris ve derdimiz yok. Yeter ki yapılsın. Sayın Cumhurbaşkanımız da hep söyler, hep değil de zaman zaman söyler. Derdimiz üzüm yemek, bağcıyla uğraşmak değil. Bugün burada da Ulubey, Gürgentepe, Gölköy yarım kalmış. Neredeyse çeyrek asır demeyeyim ama bir beşte bir yüzyıla göre 20. yıla doğru giden bir sürenin projesi ve ihalesi vaktinde tamamlanır. Biz de hep birlikte bunu alkışlar ve üzümümüzü yeriz. Gölköy'e daha kolay ulaşırız. Herkes daha kolay ulaşır. O güzelliklere erişir. Ama başka yollar var. Gölköy'ün içinde gerek mahalle bağlantıları, yani Gölköy Belediye'mizin yapabileceği imkanlar dahilinde büyük şehrin yapması gereken grup yolları. Bizim dönemimizde inşallah şu ilçe belediyesindir, bu büyük şehrindir ayrımı uygulaması olmayacaktır. İlçe belediyemizin yetişemediği yere büyükşehir belediyesinin varsa imkanı yetişmesine kanuni bir engel yok, vicdani bir engel hiç yok. Gölköy Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi Gölköy'ün köylerini, yaylalarını, mahallelerini birbirine bağlayacak olan ana yolları, tali yolları el birliğiyle mutlaka yapacaktır. Gölköy'ün, tabii burada Altınordu'dayız ama Gölköy'ü konuşmak üzere buradayız. Gölköy'ün şehir içme suyunda da bir hayli harcama yapıldığı halde, yani para harcandığı halde sonuç alınamamış bir durum söz konusu. Yani içme suyu problemi var. Tezel'den, yani 2020'yi falan beklemeden 2019 yılı içinde tıpkı Kumru'da da var benzeri sorun. Gölköy'ün içme suyu, şehir içme suyu meselesini mutlaka bir şekilde çözeceğiz. Az parayla çözmek hedefimiz, çok para gerekiyorsa onu da vereceğiz. Çünkü sağlık sorunudur, insani sorundur, medeni sorundur. 2019 yılında bir ilçemizi, hangi büyüklükte olursa olsun, adı ne olursa olsun, hele hele adı Gölköy ise hala içme suyu sorununu yaşıyor olmasını kabul etmemiz mümkün değildir. İnşallah sözümüzün gereğini yapmayı Allah Teala bize, size nasip eder diyorum. Değerli dostlar, Gölköy turizm merkezlerimizden birisi. Aslını sorarsanız her yer turizm merkezi Ordu'da. Turizm potansiyeli olmayan hiçbir ilçe yok ama Gölköy'ümüz adı üstünde gölüyle, yaylalarıyla, kalesiyle öne çıkmış hazır bir turizm platosu. Bizim ülke olarak aslında belli bölgeler hariç bu tür potansiyelimizi fark edememişliğimiz birçok ilde var. Birçok il bizi ilgilendirmiyor. Biz şu anda Ordu'dan, Gölköy'den sorumluyuz. O halde bu potansiyeli mimari ilkelere, estetik anlayışa ve evrensel turizm standartlarına uygun olarak tesislendirmeliyiz. Bunu yapmalıyız. Bir takım çalışmaların yapıldığını biliyorum, görüyorum. Onlar için de emeği geçen herkese, sivil toplum kuruluşlarına, yatırımcı kuruluşlara, Orman Bakanlığı'na, belediyeye, kültür müdürlüğüne, valiliğe, Büyükşehir'in yaptığı çalışmalar olmuştur. Herkese burada huzurlarınıza da teşekkür etmek istiyorum. Yapılmış bir şeyler var ama bahsettiğim uluslararası turizm yatırım standartlarına, işletme standartlarına uygun noktada değiliz. Hedefimiz dünyada turizm altyapısı nasılsa, neyse Ordu'da da Gölköy'de de bu olmalıdır. Yoluyla, tesisleriyle, konaklama tesisleriyle, gezi alanlarıyla bu çalışmanın bir entegre çalışma olarak yapılması gerekir.
Bunlar çok da maliyetli şeyler olmadığını düşünüyorum. Bazılarını paydaşlar bularak yatırımcılarla işbirliği içerisinde ortaklaşa kimseyi zarar ettirmek hedefimiz değil. Kimseye avantadan çıkar sağlamak da o da asla bizim razı olacağımız bir husus değil. Ya adalet ve hakkaniyet içerisinde sermaye sahibi gelecek yatırımını yapacak ama zarar etmemesi esas. Fakat aşırı kar, aşırı rant kapıları ve ilişkilerini de Ordu'da, Gölköy'de kimse beklemesin bizden. Buradan hareketle inşallah Gölköy'ümüzün 3 sene sonrası bugüne göre inanıyorum ki daha farklı olacaktır. Gölköy fotoğrafını daha farklı bir şekilde asacaksınız diye düşünüyorum. 5 sene sonra çok daha farklı Gölköy fotoğrafları bu duvarları, bu salonları süsleyecektir. Arzumuz, amacımız bu çerçevede Ulugöl kompleksi daha rasyonel bir şekilde, daha genişleyerek doğayla uyumlu, doğayla kavga etmeden, insan gözüne hoş gelen, görseliyle her güzel olan bir hale getirilecektir, kavuşturulacaktır. Benim ilkem şudur. Yaptığımız için, yatırımı biz beğeniyorsak herkes beğenir. Biz Alman'dan, İngiliz'den, İsveçli'den daha az göz zevkine sahip değiliz. Baktığımız zaman bir takım işleri biz beğeniyor muyuz? Beğendiklerimiz var azınlıkta. Kabul etmek lazım. Hiç de yok değil. Şimdi kimseyi de burada töhmet altında bırakmayalım. Ama ne yazık ki yanlış dediğimiz işler daha çoğunlukta. Gelmemiz gereken yer, olmamız gereken çizgi nedir? Bu doğrudur, bu güzeldir diyeceğimiz işler, tesisler, yatırımlar daha çok olmalı. %100 mutabakat olmaz ama bugün azında ortaklaşabiliyoruz. Yani iyi olmuş, güzel iş dediğimiz işler daha az. Bunu çoğaltmalıyız. Gölköy'de de bunu yapmalıyız. Dediğim gibi biz beğenirsek herkes de beğenir. Ölçümüz bu. Dolayısıyla ortaklaşa fikirlerle ortaklaşa çalışmaları beraber devam ettirmek durumundayız. Değerli dostlar, Gölköy'ümüzün Ordu'daki güzel insanlar, aramızda Gölköy'de gelenler de var biliyorum tabii. Benim Gölköy ile ilgili olarak bir Ordu'lu ve inşallah önümüzdeki ayda bir ay sonra bugün itibariyle muhtemelen Ordu Belediye Başkanı olarak yıllardır bir hayalim var. Yıllardır bir hayalim var. Ordumuzu biz önce güzel olduk ordu olarak kimliklendiriyoruz. Güzel ordu. İkincisi güzel ordunun çağ atlaması, lig atlaması için de merkez ordu olmasını istiyoruz. Neyin merkezi, nelerin merkezi? Başlıkları veriyorum, son başlık üzerinde sizlerle bir konuyu paylaşacağım. Tarımın merkezi, özellikle organik tarımın merkezi. Bu çerçevede sizin çakıldak fındığınızda bildiğimi ifade edeyim ve o bizim özel destek alanımızda olacaktır. Ulaşımın merkezi. Ana ulaşımlar, ulusal, uluslararası ölçekteki ulaşımlar, başta hava yolu, Gürcistan, efendim Azerbaycan'a, Rusya'ya giden karayolumuz olmak üzere ülke içindeki kuzey-güney ana hatları, karayolları, belediyemizin yapacağı ana arter yolları, yeşil yol, turizm yolu olmak üzere yollarımız, deniz yolu olmak üzere yol ağımızın merkezi olması lazım Ordu'nun. Üçüncü merkezlik turizmin merkezi olmalı. Tabii yol olunca o turizmin bir altyapısı, onun üst yapı hizmetleri olarak biraz önce anlatmaya çalıştığım turizme yönelik uluslararası standartta ve işletmecilik anlayışındaki tesislerimizin olması. Bir dördüncü özelliği ordumuzun merkez özelliği kültürün merkezi olmalı. Bizim gerçekten
farklı kültürlerimiz var. Yeme içme kültürümüz var, yaşama kültürümüz var, oyun kültürümüz var, folklorumuz var, kılık kıyafetimiz var, el sanatlarımız var ki Gölköy'de bunların merkezlerinden birisi. Müzik kültürümüz var. Kültürün merkezi olmalı. Bize gelen bir insan Ordu sokağında bir yöresel müziği dinleyebilmeli uygun bir köşede. Saati belli olmalı. Buradan Gölköy'e çıkan bir misafirimiz Gölköy'de de rutin bir Gölköy folklorunu, Gölköy müziğini görebilmeli. Gölköy kıyafetini üretimiyle, satışıyla bulabilmeli. Yemeğini ya da yemeğin unsurunu oluşturan malzemeleri, ürünleri bulabilmelidir. Yani turizmin merkezi olmalı. Başlık dedim ama gene de birkaç cümle devam ediyorum. Kültür merkezi, kültür turizm çok entegre birbiriyle. Eğitimin merkezi Ordu. Üniversiteden ana sınıfına kadar, din eğitiminden teknik eğitime kadar Ordu'da bu potansiyel var. Gençlerimize ben güveniyorum, onları tanıyorum. Hepimiz de gençlik yıllarından geldik ama yakalayabildiğimiz şartlarda gurbette veya Ordu'da eğitim almaya çalıştık ve Allah'a şükür, şükürler olsun milletimize, devletimize şükran duygusu içindeyiz. Belli eğitimlerimizi alabildik ve tekrar hasretle geldik. Burada artık İstanbul'da yapılan eğitimi burada yapmanın arayışı içerisinde, buranın artık eğitimde bir merkez olması gayreti içindeyiz. Bu bakımdan da ben gerçekten medyun şükranım. Neden? Ordu Üniversitesi'nin kuruluş gecesi kanununda galiba sen o zaman daha milletvekili değildin. Beraber miydik? Özür dilerim. O geceyi hatırlıyorsun. Evet, Tanrı burada. Ben İstanbul milletvekili değildim. Ordu milletvekili değildim. Düzeltiyorum. Şimdi gene Laf yaptı demeyin ha. Ben o gün İstanbul milletvekiliydim ama Ordululuğumu ben kendim bildim bileli unutmamış birisi olarak o gece işte Tanrı burada meclisten sabahladık. Ordu Üniversitesi'nin kuruluş gecesini unutmuyorum. Ve Ordu milletvekili arkadaşlarımız, o günkü milletvekillerimiz Sayın Eyüp Fatsa, sayalım onları da bu arada. Rahmi Güner Bey. Efendim, Rahmi Güner Bey. Enver Yılmaz, Ayhan yok. Ayhan da vardı. Ayhan da vardı, doğru, Ayhan Yılmaz. Mehmet'den Rıdvan Yalçın vardı. Tabii benim de imzam var. Bu arkadaşlarımız kanun geçtikten sonra meclisin bir takım tamirleri vardır, örfü vardır. Bir ille ilgili özel kanun geçince o ilin milletvekillerinden birisi nezaketen bir teşekkür konuşması yapar. Ama sabahın saat tam 6'sı 06'larda, belki de 06.52 idi bilmiyorum. Arkadaşlar da kış günüydü, doğru 06.52 olabilir, bir kış günüydü. Ordu milletvekili arkadaşlarımız nezaket gösterdiler, dediler ki Ordu Üniversitesi'nin kuruluşuna ilişkin kanun çıktı, teşekkür konuşmasını lütfen İstanbul milletvekilisiniz ama Ordulu olarak siz yapın bizi temsil eden diye bir jest yaptılar bana ve Ordu Üniversitesi'nin kuruluşu kanununun meclisteki teşekkür konuşmasını yapmak bana kısmet oldu 2007 yılında. Şimdi buradan tabii sözümüz çok, hatıramız da çok ama milletvekillerimizi anmışken o günkü bir de sizinle 2011 tarihinde yapılan milletvekilliği seçimleri sonucu 24. dönemdik galiba o zaman bir arkadaşımızı, rahmetli bir arkadaşımızı sizin daha yerelden hemşeriniz olan rahmetli, hepinizin çok sevdiğine inandım. Harun Çakır kardeşimizi de buradan hürmetle ve rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir arkadaşımızdı.
Kaybı bizi çok üzdü. Keşke onunla bir müddet, uzun müddet çalışabilseydim. Ama kader ilahi öyleymiş. Allah mekanını cennet etsin. Şimdi bundan sonra sözü getiriyorum. Eğitimi anlatırken, eğitimden sonra kültüre gitmişiz, spora geçelim. Ordumuzun merkez olma özelliklerinden birisi de spordur. Spor deyince güreş başta gelir. Ata sporumuz, geleneksel sporumuz. At biniciliği devam eder, okçuluk yanındadır. Sporun her dalında ordumuz insanının, gencinin bir adım ötede yeri vardır. Türkiye ortalamasının iki katı lisanslı sporcu orduda vardır. Türkiye ortalamasının. Gölköy güreşin başta olmak üzere merkezidir. Ne derler? Hep Yozgat'a derler de ben diyorum ki Gölköy yiğidin harman olduğu yer, orada durmak lazım. Evet. Bu arada güreş deyince tabii ben Muharrem Pehlivan'ı Ankara'da çok görüyorum. Hala antrenörlük de yapıyor. Muharrem eski yapan da değil mi? Tamam. Ha, bu arada Demirel yani, özür dileriz. Bu başka bir Muharrem. Çankırı'da eski yapan. Çankırı'dan. Şimdi birden yakın zamanda rahmete tevdi ettiğimiz Kırkpınar'da efsaneler yapan rahmetli Salih Şahin pehlivanımızı da burada minnetle analım. Tabii onu anmışken yine daha yakın zamanda Kumrulu Davut pehlivanı. Onu herkes Ordulu bilir. Ordulular da Kumrulu olarak bilir. Dışarıda orduyu, ordu adını temsil etmiştir. Kırkpınar şampiyonu rahmetli Davut Yılmaz pehlivanı da burada anıyoruz. Şimdi Gölköy güreşin merkezi. Ordu hep beraber bir güreş merkezi, güreş sporunun merkezi ama Gölköy'ü dedim ya bir hayalim vardı yıllardır. İnşallah o hayal gerçek olacak. Gölköy'ümüzde biz bir spor sadece güreş değil. Güreş başta olmak üzere futbolun da kamp ve eğitim merkezi olabilecek güreş cilerin yetiştirileceği bir spor eğitim merkezi, yatılı. Milli takım dahil takımların her tür takımın kamp yapabileceği bir merkezi inşallah bu 5 yıllık dönem içerisinde ordumuzu temsil eden bir prestij yatırımı olarak sporun eğitim merkezi, antrenman merkezi ve inşallah ora sayesinde ordumuza güreşte de, atıcılıkta da, boksta da, basketbolda da, futbolda da şampiyonlukların gelmesine ve hep gelmesine, kalıcı olmasına vesile olacak ordumuzun spor eğitim merkezini Gölköy'e kurmayı, Gölköy'e tesis etmeyi ve orduyu ortalayan bir merkez olarak Gölköy'e bunu çok yakışacağını düşünüyorum. Bugün Gölköy'ümüzle ilgili olarak sizlerle paylaşabileceğim kimsenin haberi olmadığı, yanındaki arkadaşların dahi bilmediği bu spor eğitim, kamp ve eğitim merkezi projemizi öncelikle yeri buradadır diye düşünerek daha Gölköy'e gitmeden burada paylaşmış olayım. Başka ufak tefek sorunlar var. Gölköy'ün içinden akan dere üzerinde bir sorun var. Dinledim, duydum ama onu orada belediye başkanı arkadaşımızla daha sonra önümüzdeki ay konuşur, dertleşir ve çözeriz inşallah. Tabii sorunlar ila nihaya gider ama çözümler de ne olur? Beraberinde geldikten sonra sorunlar pişman olur, pes eder, gönül birinde de terk edip gider. Sorunsuz bir Gölköy, inşallah sorunsuz bir orduda, huzur kenti olarak orduda hep beraber ne yaparız? Yaşamaya devam ederiz ve ondan sonra inşallah ordunun her yerinde ama özellikle Gölköy'de ömrümüze ömür katarız. Gölköy'ü, doğasını, coğrafyasını
Bizim anlatmamıza gerek yok. Türkiye İstatistik Kurumu Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'nün kayıtları gösteriyor ki Türkiye'de en uzun ortalama ömrün olduğu yer Gölköy'dür. Bu değer bize yeter. Bunu iyi anlatırsak bir bakarsınız Gölköy'ün nüfusu misafirlerle birlikte ömrüne ömür katmak isteyenlerle birlikte bakarsınız sizi geçer ki o zaman da şikayet etmek yok. Ben sizden söz alayım. İnşallah bunu başaracağız hep beraber. Gölköy'de ömre ömür katan bir ortamı, bir altyapıyı hep beraber hazırlayacağız. Bakın o da bizim bir değerimiz. Çok anlatamadığımız, belki de çok az anlattığımız bir değerimiz. Bundan sonra bu anlatılacak. Belki ordunun hani oksijen yurdu gibi ömür yurdu. Ona bir arkadaşlarımız çalışsınlar. Bir tanıtım sloganı. İşte ömre ömür katan bu da olabilir. Ömre ömür katan il ordu diyebiliriz. Gölköy dersek tanıtımı biraz az kalır. Bunu ordumuz üzerinden anlatmalıyız, tanıtmalıyız diye düşünüyorum. Sözlerin uzadığının farkındayım ama benim mutlaka burada anlatmam, paylaşmam gereken bir konu var. Yatırım filan değil. Bir hatıra, bir geçmiş. Başkan değindi. Enerji nakil hattı, emekçilerinin, müteahhitlerinin varlığından ve onların değerinden bahsetti. Şimdi ben bunun hikayesini yeni öğrendim. Bir kahramanın hikayesini. Bu enerji nakil hattı meselesi ne zaman, kiminle başlamış? Biliyormuş başkan, sınıfı geçti başkan. İzzet Çavuş'la başlamış. Yani diğer adıyla İzzet Yiğit Kahraman'la başlamış bir hikaye. Allah'ın mekanını cennet etsin. Ben yeni öğrendim. Sizinle paylaşayım. Belki hepiniz bilmeyebilirsiniz. Bilseniz de güzel bir hikaye. Güzel bir insanın neyi değiştirdiğini, neleri değiştirebileceğini çok güzel bir örneği. Yıl 1927 Aydoğan'da bir yiğit doğar. Adı İzzet, soyadı da Yiğit. Gün gelir, İzzet Yiğit 47 yılında 1947'de askere gider. Askerliğini yapar, kahramanca. Geri döner. O zamanlar 2,5-3 yılda olabilir askerlik. Şimdiki gibi öyle kısa süreli falan değil. Mertçe, Yiğitçe askerliğini yapar, geri döner. Artırdığı açlıklarında İzzet Yiğit bir palto alır. Döndüğü zaman böyle biraz soğuk bir mevsimdir. Bir palto ile döner. Ama iyi bir palto. Yani bir muhtar paltosu gibi ya da bir işte belediye başkanı paltosu gibi diyelim. Bir palto ile döner. Herkeste olmayan bir palto vardır İzzet Yiğit'in üzerinde. Köyde herkesin dikkatini çeker. İzzet ve paltosu. Verse bir kişiye verir, kendisinde kalmaz. Derken orada Kayakeli Mehmet vardır. Evet. Kayakeli Mehmet, Allah rahmet eylesin diyelim. Kayakeli Mehmet paltoya da göz koyar ama şöyle şey yapar. Yani paltoyu almak için değil, oradan bir düşünce geliştirir. Bakıyor ki bu palto ya İzzet'in üzerinde duruyor. Fakat birilerinde dikkatini çekiyor. Belki içinden geçiren benimle yok diye üzülenler var. Kayakeli Mehmet Yücesoy diyor ki ya İzzet şu benim senin palto çok güzel. Gel biz bu paltoyla bir iş yapalım. Ne yapalım? Bu paltoyu satalım. Bu paltoyu satalım. İkimiz birden gurbete gidelim. Çalışalım. Biz de palto alalım, başkalarına da palto aldıralım. Bir iş yapalım diyor. Bize Yiğit'in hoşuna gidiyor mu? Tamam diyor kardeş. Satıyorlar paltoyu. O paltonun parasıyla ikisi birden yıl 1950'ler, 49-50 olabilir. Birlikte gurbete çıkıyorlar. Nereye gidiyorlar? Zonguldak'a gidiyorlar. Zonguldak'ta enerji nakil hattı
o işte işinde çalışıyorlar, kömür havzasında. O zamanlar İtalyanlar çalıştırıyor, Etibank'la birlikte, daha da Eti maden işletmeleriyle birlikte. Bizim Mehmet Yücesoy'la İzzet Çavuş sonra oluyor. İzzet Yiğit, efendim, çalışmaya başlıyorlar. Orada bunlara Peper Mustafa diye Kocaeli'li bir ustabaşı sahip çıkıyor. Peper Mustafa Kocaeli'li, Mehmet Yücesoy'un Kocaeli'de çalışan abisinin arkadaşı, tanıdığı. O onlara sahip çıkıyor ve bunlar işi iyice öğreniyorlar. Usta oluyorlar. Hatta İzzet Yiğit Çavuş oluyor, lakabı da İzzet Çavuş oluyor. Mehmet Yücesoy teşvik eden olmasına rağmen o belli bir sebeple geri dönüyor. İzzet Çavuş yalnız kalıyor. Fakat Çavuş olduğu için, işini de çok iyi bildiği için, etrafından da sevildiği için, o zaman ulaşım yok, haberleşme yok. Şimdiki gibi cep telefonları falan yok. Normal telefonda yok, telgraf var. İşçi lazım oldukça bir telgraf çekiyor köyden bir kişi. Lazım oldukça bir kişi derken onlar da orada toplanıyorlar. Ardından 5 kişi, 10 kişi davet yapıyorlar ve Gölköy insanımız, Aydoğan insanımız orada ne yapıyor? İş yapıyor, iş öğreniyor ve işin uzmanı oluyorlar. Kaderleri, rızıkları Gölköy'ünün bu enerji nakil hattı üzerinden nasip oluyor. Bu geliyor gidiyor. Bugünkü tabloyu siz benden iyi biliyorsunuz. Ben geçmişi anlattım. Ama kader yıl 1927, sonra 7 ile 2 yer değiştiriyor. Bu sefer 1972 yılında bizim İzzet Çavuş memlekete doğru gelirken büyük ihtimalle Isparta civarında bir trafik kazası geçiriyor ve rahmetli oluyor. 1972 yılında Allah rahmet eylesin, cenazesi Gölköy'e getiriliyor. Aydoğan beldesinde bütün Gölköy insanının büyük bir katılımıyla, üzüntüsüyle ve rahmet dileğiyle ebedi aleme yolcu ediliyor. Bir Gölköy insanı hikayesi, bir İzzet Çavuş hikayesi. Beni çok etkiledi, eminim ki sizi de çok etkilemiştir. Mekanı cennet olsun, onun nesli devam ediyor. Bugün ekmek yiyenlere de selam olsun. Anlatmadan geçemeyeceğim dediğim hikaye bu. Bir İzzet Çavuş hikayesi, bir İzzet Yiğit hikayesi. Bir Yiğit Gölköylünün ordulunun hikayesi. Ordu'da böyle hikayeler, yaşanmış kahramanlık hikayeleri, akıl hikayeleri, emek hikayeleri çoktur. İnşallah gurbete giden, ekmeğini helalinden kazanan, hakkıyla kazanan, alın teriyle kazanan bütün hemşehrilerimizi de buradan hasretle selamlıyoruz. Onları da Gölköy'e ve ordumuza öncelikle bekliyoruz. Değerli dostlar, bir Gölköy Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ziyaretimizde müsaade ederseniz ben sözü burada bitireyim. Mustafa Şahin kardeşim de uygundur dedi. Söz uzadıysa affola. Hepinize hayırlı günler ola. İnşallah daha güzel zamanlarda Allah'ın izniyle yeniden buluşmak ve hasbihal etmek, birbirimizden yararlanmak dileğiyle diyorum. 31 Mart günü sizi bizim mahalleye, bizim sokağa davet ediyorum. O sokakta 1 numaralı evdeyiz. Parolamız ay, işaretimiz yıldız. Oraya o gün gelirseniz ben ve arkadaşlarım kendimizi hissetmeyiz asla yalnız. Ben sizinle beraberim. Eminim ki siz de beni yalnız bırakmayacaksınız. Kendimi sizleri de Yüce Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun. Var olun.
Çalışırız.